Merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3D Max dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde editable poly'e giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu konu 3D Max'in en kompleks ve en sık kullanacağınız konularından bir tanesi. Ya da yöntemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu dersin itibaren bir süre boyunca bu konuyla ilgili örnekler yapacağız ve teorik dersler işleyeceğiz. İlk olarak Editable Poly nedir, ne işe yarar ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bunu deneyebilmek için Create Geometry Standard Primitives sekmesinden Box komutuna girelim ve bir tane kutu çizelim beraber. Modify sekmesine geçerek kutunun boyutlarını 40, 40, 40 yapıyorum ve pozisyonunu 0, 0 alıyorum. Edit Poly'nin bize sağladığı şey objeyi bir hamur gibi veya herhangi bir şekillendirilebilecek obje gibi görüp e, amorf şekillere döndürebilmek. Yani ne demek istiyorum? Kutuda bakın. Modify sekmesine baktığımda e, length, with, width ve height değerleriyle sadece objenin şeklini değiştirebiliyorken sağ klik convert to editable poly dediğinizde objenin vertexlerini mesela tek tek tutup e, herhangi bir yönde e, hareketlendirerek amorf bir hale getirebiliyorsunuz. Yani e, formunu bozabiliyorsunuz. Bu da bize aslında sınırsız bir obje modelleyebilme imkanı tanıyor. Yani istediğimiz şekle objeyi rahatça sokabilme imkanı tanıyor. Ee, i̇stediğimiz yerine yeni edge'ler de ekleyebiliyoruz. Şimdi bu komutların hepsini tek tek göreceğiz ilerleyen e, videolarda. Fakat ben şimdi bir şeyler gösterebilmek için uyguluyorum. Bakın yeni bir mesela edge ekleyip onu da farklı bir şekilde çekiştirebiliyorum. Hatta herhangi bir yüzü extrude'layarak yeni yüzler de oluşturabiliyorum. Bakın bu yüzü seçtim. Extrude dedim. Ve gördüğünüz gibi... Buradan yeni bir yüz de çıkarabiliyorum. Bu sayede istediğimiz dediğim gibi her şekli aslında rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Herhangi bir obje edit poly'e döndürmeyi tekrar göstereyim size. Bu kez bir silindir kullanalım bunun için. Silindirimizin boyutları 20, yüksekliği de 100 olsun. Yine pozisyonunu 0'a 0, a 0 a alalım. Height segment'ını 1 yapıyorum ve sağ klik convert to edit poly editable poly diyerek obje editable poly'ye çeviriyorum. Gördüğünüz gibi sağ klik convert to editable poly dediğimde modify sekmemde silindir özelliğim veya silindir yazım kayboluyor. Bu, bu, şu demek aslında silindir özellikleri de kayboldu demek gerçekten. Objeyi tamamen bir hamura çevirdik. Yani bir parametrikliği kalmadı gibi düşünün. Ee, ve tekrar radius ve height değerlerini yani yarı çap ve yükseklik değerlerini değiştiremez haldeyim şu an. Çünkü bakın o özellikler kayboldu. Fakat onun yerine bir sürü yeni özellik geldi. Bir obje editable poly'ye gömmek demek şu an yaptığımız işlem yani aslında geçmişini Tamamen silerek yeni bir obje haline çevirdik veya gömdük Convert aslında çevirmek daha doğru bir çeviri olur ama Gömmek diye tabir edilir Genelde Maxler arasında Aynı zamanda şunu da yapabiliriz Control Z dedim bakın silindir özelliklerini geri getirdim Modify liste Edit poly dediğimiz bir modifier var Edit poly Bakın silindiri bırakarak üzerine yeni bir modifier atarak bu özelliklere ulaşmamızı sağlıyor. Yani yine ben mesela vertex moduna geçip objenin vertexlerini seçip bakın çekiştirebiliyorum. Yine aslında deminkine göre aynı işi yaptım. Ve deminkine göre daha avantajlı çünkü silindir özelliklerine geri dönüp radyosuyla da oynayabilirim artık. Ve tekrar buraya geri dönüp mesela diyelim ki ben bunu bir koni haline getireceğim. Üst yüzeyini scale'ladım. Silindire geri dönüp radyosuyla oynadığımda bakın parametrik olduğu için hala uyum sağlayabiliyor. Bu sayede aslında biz daha rahat editlemeler yapabiliriz geçmişe dönüp. Yani şu ana kadar aslında çok avantajlı duruyor Edit Poly. Fakat şöyle bir durum var. Edit Poly çok dikkatli kullanılması gereken bir komut. Çünkü eğer ben silindir moduna geri dönüp ya da şöyle yapayım. Bu yüzden mesela üst yüzeye öncelikle bir Extrude verdim. Silindir moduna geri dönüp segment sayısını değiştirecek yüzey sayısını, vertex sayısını değiştirecek bir işlem yaparsam yani Mesela height segmentini arttırıyorum objenin. Bakın gördüğünüz gibi extrude, extrude alan yüzey ve scale'lanan yüzeyin de yeri bu e, komutla değişti. Çünkü editable poly vertex'leri ve yüzleri ve edge'leri e, sayılarıyla tanır. Yani her edge'in, her vertex'in bir sayısı vardır. Ve siz e, toplam sayıyı değiştirdiğinizde vertex'lerin sayı dağılımı da dolayısıyla de, doğal olarak değişiyor. E, dolayısıyla edit poly çok dikkatli kullanılması gereken altına girip editleme yaparken segment sayısını asla değiştirmememiz gereken bir modifier. Ben genellikle bu nedenden dolayı ilk defa edit poly işlerken size tavsiyem convert ederek çevirmeniz. Bu sayede bu yanılmayı bu hatayı yapmayacaksınız. Fakat tabi geriye dönme imkanınızı yitiriyorsunuz. Bu da bir dezavantajdır. Peki. Bu şekilde, bu iki şekilde bir herhangi bir objeyi edit poly'e çevirebiliriz. Son bahsetmek istediğim bu derste seçme modları, yani alt obje modları diye de tabir edebiliriz. Obje Editable Poly'e çevirdim herhangi bir box çizerek. Gördüğünüz gibi bakın vertex, edge, border, polygon ve element dediğimiz 5 tane toplam modumuz var. Vertex moduna geçersem herhangi bir objeyi, herhangi bir vertexi pardon noktayı yani edgelerin buluştuğu yerleri diyebiliriz buraya tutarak istediğim şekilde şekil değişikliğini yapabiliyorum gördüğünüz gibi. İki tanesini tutarak ikisini birden rotate'li edebilirim. Veya bakın üst taraftaki bütün vertexleri seçerek bunu da scale'layabilirim. Gördüğünüz gibi birçok işlemi bu transform işlemlerini daha doğrusu bu objelere uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra farklı iş, uygulayabildiğimiz komutlar var. Bunları konuşacağız ileriki derslerde. Edge dediğimde ise kenarları bakın tutup seçebiliyorum. Çekebiliyorum gördüğünüz gibi. Border'da Belki border burada bariz olmayanlardan bir tanesi olabilir. Border ise şudur arkadaşlar. Eğer mesela öncelikle poligon moduna geçip üstteki yüzeyi sildim. border bu açıklığı, şu gördüğünüz açıklığı bize bir seferde seçmemize yarayacak. Bakın gördüğünüz gibi bütün açıklığı seçtik. Mesela burayı cap komutunu kullanarak kapatabilirsiniz rahat. Poligon modu ise yüzleri seçebildiğimiz mod. Mesela herhangi bir yüzü seçip extrude vermek için yine gayet iyi bir komuttur veya alt obje modudur. Yine bunları rotateleyebilirsiniz, moveleyebilirsiniz veya scale'layabilirsiniz. Element modu ise bütün birbirine weldlenmiş olan bütün bu objeyi seçecek gördüğünüz gibi. Herhangi bir şekilde iki tane weld'li vertex'i varsa o objeler birleşmiştir element bakış açısına göre. Mesela şöyle bir şey yapalım. Herhangi bir box çizelim. Şu an bu iki ayrı objemiz var. Bunu bir sonraki derste daha olarak işleyeceğiz ama attach komutuyla objeleri birbirine bağlayabiliyorsunuz. Attach ile bu iki objeyi birbirine bağladığımda ve element moduna geçtiğimde bunun ayrı bir element, bunun ayrı bir element olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bunların ikisinin birbirine weld ile bağlanmış bir vertex'i yok. Dolayısıyla element de her yani weld birbirine bağlanmış obje bütününe e, verilebilecek bir isim aslında. Evet, editable poly'nin alt obje bir obje editable poly'ye çevirmeyi ve o editable poly objelerinin alt obje objelerini modlarını gördük. E, bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Videomuzu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Kanalımıza subscribe butonuna basarak yazılabilirsiniz. Ee, Yakınkampüs.com sitesinden de sorularınızı bize iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz.